Bugünkü konumuz karar vermek. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz, karar verdikten sonra kararınızın arkasında durarak nasıl başarınızı, bereketinizi, huzurunuzu arttırabileceğinizi kendi yaşadığım hayat hikayemle birleştirerek anlatacağım değerli arkadaşlar. Sene 1985 yılı ve biz Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gittik. İstanbul'da bir semtte çocuklar okuldan çıkıyor, okuldan dağılıyorlar ve her birinde takım elbise var, erkeklerde, kızlarda da elbise var. Yani aynı renk ve düzenliler. Kılık kıyafet çok iyi. Ben daha o zaman herhalde 10 yaşlarındayım. Onları gördüğümde babam ticaretle uğraştığı için hayatımda her zaman hedefim iş insanı olup alan el değil de veren el olmak isterdim. Öyle bir hedefim vardı çocukluğumda. Kafama onu sokmuştum. Dolayısıyla takım elbiseli çocukları görünce anneme sordum. Nereden çıkıyorlar bu şekilde, kalabalık bir şekilde, takım elbiseli, düzenli bir şekilde? Burası neresi diye sorduğumda annem bana onların ortaokul okuduğunu ve okul kıyafeti, üzerindekilerin okul kıyafeti olduğunu söyledi. O zaman ben tabii kıyasladım. İnsan hani kontrast, o kontrast tekniğine göre kıyas yapıyorsunuz değil mi? Ben Almanya'da okula gidiyorum ama bu şekilde giyinmiyorum. Buradaki çocuklar okula gidiyorlar ve takım elbiseli, düzenli okula gidip geliyorlar. Yani iş insanına benziyorlar, iş adamına benziyorlar. O zaman kıyasla şunu düşündüm. Dedim ki eğer bunlar okula gidiyorsa biz okula gitmiyoruz. Çünkü bunların her şeyi düzenli gözüküyor bu çocukların. O zaman karar verdim. Dedim ki ben bu şekilde takım elbiseyle okula gideyim geleyim. Fakat Almanya'da bu müsait olmadığı için, yani bu şekilde olmadığı için, serbest kıyafet olduğu için takım elbiseyle okula gidip gelmek abes ile karşılanacağından dolayı yine karar verdim. Dedim ben o zaman Türkiye'de, İstanbul'da okuyayım. Ortaokula, liseye, orada gideyim. Ve bunu ilk önce anneme babama söylediğimde onlar şaka yaptığımı zannettiler. Pek ciddiye almadılar. Tabii ısrar ettim. Bir sene vaktim vardı. 1986'ya kadar her gece ikna ettim. Düşünün, yani 11 yaşında bir çocuğu anne bırakır mı gurbete? Bırakmaz. Ama ikna edilirse demek ki bırakır. Annemi babamı ikna ettim. Onlar da benimle ilgilenecek İstanbul'da bir veli, babamın bir dostuna beni teslim etmek için onları ikna etti. Ve ben karar verdim. 86 yılında 9. ayın 6'sında hatırlıyorum o günü. Pasaport kontrolünden geçtim hızlı bir şekilde. Beni teslim ediyorlar artık. Uçağa gideceğim. Tek başınayım ve 11 yaşındayım. Annem babam arkada. Kapılar kapandı pasaport kontrolünden sonra. Çünkü geri dönüşü yoktu artık. Hatta dönüp annemin babamın elini öpmek istedim. Memur izin vermedi. O zaman ilk yumruğu yedim. Uyanma yumruğu. Tek başına olduğumu anladım. Yani aldığım karardan dolayı artık tek başına ve tek başına hareket etmem lazım. Birey olmam gerekiyor. Çünkü o benim kararımdı. Sonra uçağa doğru ilerlerken gayret etmem gerekiyordu. Onu da anladım o zaman. Yani o yolculukta aslında kısa bir mesafeydi. Belki 300-500 metre yürüyecektim. Hangi uçağa bineceğimi tabelalara bakarak ilerledim ve uçağa bindim. Yanımdaki iki koltuk boştu. Cama doğru oturdum. Düşünmeye başladım. Kara kara düşünüyorum. Acaba aldığım karar ile doğru karar mı aldım? Yanlış karar mı aldım? Büyük bir karardı çünkü. Ortaokul ve lise toplam 6 sene annemden ve babamdan ayrı kalacağım. Ve düşünüyorum, onları ikna ettim. Ben istedim, ben karar verdim. Neyse, uçak kalkışa geçti. Burnunu havaya kaldırdı ve biliyorsunuz o anda böyle bir basınç oluşuyor. Ben üzülmeye başladım. O basınçtan dolayı belki de
yanlış karar aldığımı zannederek derin bir üzüntüye girdim. Dedim ki artık herhalde senede bir annemi babamı göreceğim ve onlardan uzak kalacağım ve bir sürü sorumluluk alacağım üzerime. Bir hasret çöktü kalbime. Çok üzüntülü bir hale geldim o zaman, hiç çok iyi hatırlıyorum. Uçak tekrar burnunu normal hale getirdiğinde dedemin bir sözü aklıma geldi. Bana şunu söylemişti. Bak oğlum, sen bir şeye karar verdiğinde yönünü değiştirmeden sonuna kadar ilerlersen, yanlış karar da olsa gayretinden dolayı Hazreti Allah onu lehine çevirir. Yani olumluya çevirir. Sonuna kadar ilerlersen. Başta bilmiyorsun çünkü. Doğru karar mı, yanlış karar mı bilmiyorsun. Sen en iyisini verdin. En iyi düşüncelerle başladın. Ve ilerliyorsun. Sonuna kadar gayret gösterirsen o zaman sonuç olumlu olur demişti bana. Ve birden o cümle aklıma gelince rahatladım. Neşelendim. Olsun dedim. Yönümü çevirmeden ilerlersem hedefime sonu iyi olacak. Ve işte o an kendimden %100 emindim. İşte o zaman ayrı bir özgüven geldi bana. %100 bir enerji, bir motivasyon ve başlangıç o oldu. 11 yaşındayım. Kararın arkasında durursan özgüven de artıyor. Onu anladım ben o yaşta. Ve benim için çok kolay geçti o 6 sene. Ortaokul, lise çok iyi geçti. O 6 senede ben çok şey öğrendim. Gurbette yaşadım çünkü. İstanbul'da gurbette yaşadım. Benimle gelen başkaları da vardı. Başka şehirlerden Türkiye'ye. Aynı sınıftaydık. Onlar kararlarının arkasında duramayanlar da oldu onların arasında. Bir sene sonra ve iki sene sonra döndüler. Kararlarından vazgeçtikleri için şu anki hallerine baktığımda kendilerine güvenmiyorlar. Çünkü kendilerine söz vermişlerdi. Sözlerini yerine getirmediklerinden dolayı özlerine güvenleri azaldı. Yani özgüvenleri azaldı. Yani karar alıp da kararının arkasına gitmeyenlerin özgüveni düşüyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ben o gün aldığım kararla devam ettim. Ve liseyi bitirdikten sonra Mimar Sinan İç mimarlığı kazanmıştım. Fakat annem ve babam yeter artık bu hasret geri gel dediler bana. Sen karar vermiştin, 6 seneydi. 6 sene bitti. Gel Almanya'dan devam et dediler. Ve tekrar hasret dinsin. Hem babam ticaretle uğraşıyor. Onunla beraber hem okurum hem de ticaret yaparım diye tekrar kararımı aldım. Yenik bir karar ve Almanya'ya döndüm. Sonra işletme psikolojisine başladım 19 yaşında değerli arkadaşlar. Şimdi burada ne anlatmak istiyorum? Burada eğer sen de bir şeyi kafana koyuyorsan, bir hedef belirlediysen oraya ulaşmak için sonuna kadar gayret göstermen lazım. Çünkü kader gayrete aşıktır. Sen gayret ettikçe, ilerledikçe o olumsuz gibi görünen şey olumluya dönüyor. Çünkü gayret ediyorsun. Çünkü sebat ediyorsun. Çünkü iraden ile disiplinli bir şekilde oraya ilerliyorsan gayret gösteriyorsun. Çünkü bir şey veriyorsun, bir bedel ödüyorsun. Sonu güzel oluyor değerli arkadaşlar. Ben her zaman bunu öğrendim. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Karar çok önemli. Çünkü karar alıp yerine getirirseniz özgüveniniz de artıyor. Öz değeriniz artıyor, özünüze saygınız artıyor, başarı artıyor, huzurunuz artıyor, bereket artıyor değerli arkadaşlar. Şu anki yaşadığınız neyse, olumlu veya olumsuz, bu sizin kararınızdı değerli arkadaşlar. Yani birilerini suçlamaya gerek yok. Bugünden itibaren değiştirebilirsiniz ama. Yani hocam ben işte huzursuzum, ben işte mutsuzum veya kendime güvenemiyorum, özgüvenim yok. Bu sizin kararınız. Siz karar verdiniz. Yani başarısızlık bile karardır. Başarı da karardır.
Başarısızlık da karardır. Kararsızlık da karardır aslında. Dolayısıyla sağlam kalmak gerekiyor. Yürümek gerekiyor hedefe doğru. Bakın bunu yazın bir kenara. Karar veremiyorsan eğer, o zaman senin için başkası karar veriyor. İyi veya kötü. Bugün bu videoyla karar vermenin ne kadar önemli olduğunu, köle olmamak için, başkasının arkasında koşmamak için, başkasının emir kulu olmaman için karar vermen gerekiyor. Eğer karar veremiyorsan, biraz önce dediğim gibi, senin patronun senin için karar veriyor, senin öğretmenin senin için karar veriyor, başkaları senin için karar veriyor. Ben 10 yaşında bunu yaşadım, bunu deneyimledim. Ben kendim karar verdiğim için bana her şey kolay geldi. Keyifli geçti. Tamam, zorluklar yaşadım, çok sıkıntılar yaşadım. İstanbul sokaklarında 11 yaşında İstanbul tanımak için hafta sonlarında dolmuşa binip otobüslere binip geziyordum. Yani o 11 yaşında kim sokağa bırakır çocuğunu şu anda? Bırakır mı? Ama bende o özgüven vardı. Benim için kolaydı. Zorluk gibi görünse de benim için normal bir şeydi. Çok erken deneyimledim. Kendi çamaşırlarımı yıkıyordum, kendi ütümü yapıyordum, bulaşık yıkıyordum. Veya ben her çeşit yemek yapabiliyorum. Tek başına birçok şey yapıyordum 11 yaşında, 12 yaşında. Neden? Çünkü hani insan bir hedef koyarsa hedefine ulaşmak kolay gelir ya, onun gibi. Yani hedefin kendisi mutlu değil, hedefe giden yolculuk mutlu eder derler ya. Dolayısıyla aldığım kararla yaptığım o yolculuk beni mutlu etti. Zorluklar bana kolay geldi. En büyük mesaj ne? Başarıya karar vermek, huzura karar vermek, berekete karar vermek ve bu şekilde hedefe emin adımlarla ilerlemek. Değerli arkadaşlar, biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluyoruz. Eğer bizim de sana bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsan, o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.